Temur geldi. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, haber veremedim. Ama çok kalmayacağım zaten. Size bir şey söyleyip çıkacağım. Tabii, buyurun. Tanıştırayım. Annem. Leyla Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evin hali. Kusura bakmayın. Malum çocuklu ev. Ha, sorun değil. Çocuklu evlerin halini bilirim. Otur lütfen. Şey, evet. Sizi dinliyorum. Firuze Hanım, ikimiz de dünyada ender rastlanılacak bir durumun içindeyiz. Sizin Temur Turan diye tanıdığınız kişi, yani Cezayir Türk, şu anda her ikimizle de evli. Yok. Yanlışınız var. Benim kocam sizin evli falan değil, Leyla Hanım. Buradan bir yere varamazsınız. Biz Cezayir'le henüz boşanmadık. Hatta aramızda konusu bile geçmedi. Yani sizin kocanız ölmüş, Leyla Hanım. Siz dulsunuz. Evli falan değilsiniz. Bence siz çaresizliğinizden böyle konuşuyorsunuz. Bir bakın buraya. Burası Temur Turan'ın evi. Çekmecelerde onun eşyası, dolapta onun sevdiği yemekler var. İçeride de kızı uyuyor. İkincisi de yolda. Ve 6 yıldır Firuze ile evli. Tabii siz de kayınvalidesi oluyorsunuz. Bu böyle uzar gider neyse. İşi listeye dökeceksek eğer, siz zararlı çıkarsınız. Bence bu konuşmamızın hiçbirimize bir faydası yok. Şöyle yapalım. Ben size bir kahve ikram edeyim. Siz onu için. Sonra da sessizce dağılalım. Gerilime hiç gerek yok. Hem tanışmış olduk. Lafımı bitirmedim. Bakın, siz durumunuzu anlamadınız galiba. Avukatımla konuştum. Mahkemeye başvurup medeni halimin düzeltilmesini istedim. Kocam hayatta olduğuna göre ben de dul sayılmam, değil mi? Aile serveti, miras konuları, bir takım ticari ortaklıklar. Neyse, bir sürü konu var. Ayrıca Cezayir tekrar ailenin reisi, evin babası olması konusunda büyük bir arzu içinde. Yani kısacası birkaç gün sonra ben Cezayir'le tekrar evli olacağım. Bildiğim kadarıyla iki kişiyle evli olmak bizim kanunlarımızda yasak. Sen bunu yaparak nereye varacağını sanıyorsun? Ha? Biz buhar mı olacağız?
Ayrıca Timur buna asla izin vermez. O Timur Turan olarak hayatına devam edecek. Bunu zaman gösterecek. Sizin ne yaptığınız benim zerre kadar umurumda değil. Problemlerinizi bir şekilde çözersiniz herhalde. Ayrıca sahte kimlikle nikah kıymak geçersizdir. Siz korkunç bir kadınsınız. Seni öldürürüm böyle bir şey yaparsan. Bu da bir seçenek. Başka çaren yok zaten. Hoş geldin. Mendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Mendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.